Şimdi sırada basın açıklamamızı yapmak için Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, hepimize malumdur ki bugün bağımsız bugün burada bulunuşumuzun sebebi bağımsız Doğu Türkistan'ın işgaliyetinin 73 yılı münasebetiyle Doğu Türkistan mücadelesi, mücadelemizin hiç bitmediğini, azmimizin daha da yükseldiğini, bağımsız Doğu Türkistan için bütün ruhumuzla, tenimizle, bedenimizle, düşüncelerimizle her daim ayakta olduğumuzu, Doğu Türkistan istiklaline olan inancımızın daha da güçlü olduğunu ifade etmek için, bu yoldan vazgeçmediğimizi bildirmek için buradayız. Tabii ki Doğu Türkistan'da her gün binlerce insan hak ihlalleri ve cinayetler işleniyor. Soykırımlar işleniyor. Bununla ilgili zaman zaman günlük Çin'in icraatları, cinayetleriyle ilgili çeşitli program ve açıklamalar yapıyoruz. Faaliyet ve etkinlikler yapıyoruz. Ancak biz Doğu Türkistan istiklaline kavuşmayana kadar Çin Doğu Türkistan'dan def olmadığı kadar sürece Doğu Türkistan'da insan hak ihlalleri, toplama kampları, soykırım cinayetleri hiç dinmeyecek, hiç durmayacaktır. Bu nedenle bizim mücadelemizin esası, temeli Doğu Türkistan'ın istiklalidir. Bağımsız, müstakil bir Doğu Türkistan devletinin imarıdır. Onun için bütün mücadelemizin esası bunun üzerine kuruludur. Bunun bilinmesini istiyoruz. Elbette ki Çin'in cinayetlerini her zaman açıklayacağız, kınayacağız ve ona karşı mücadelemizi de devam edeceğiz. Ancak bizim bu mücadelemiz tamamen bir müstakil, bağımsız bir Doğu Türkistan için olduğunu burada belirtmek istiyorum. Aziz Türk milleti, değerli basın mensupları, Doğu Türkistan 1 Ekim 1949 yılında işgalci Çin güçleri tarafından işgal edildiği andan bugüne kadar Çin Doğu Türkistan'da işgal politikasını uygulamaya devam etmektedir. İşgalci Çin Doğu Türkistan'da her türlü sömürü faaliyetlerini yürütmektedir. Doğu Türkistanlı Müslüman Türk halkını asimile etmek ve onları Çinleştirmek için tüm devlet imkanlarını seferber etmektedir. Çin'in bu asimile politikası, Doğu Türkistanlıların kimliğinin yok edilmesi, Doğu Türkistan'ın demografik yapısının değiştirilmesi ve bu kapsamda dilimizi, dinimizi, kültür ve medeniyetimizi tamamen asimile ederek Çinleştirmektir. Ve Doğu Türkistan onunla birlikte halkımıza bütün insan hak ihlalleri devam etmektedir. İnsanların inanç, fikir özgürlüğü, seyahat ve dolaşım hakkının ihlali, doğum kontrolü gibi Doğu Türkistan nüfusunun kısıtlanması ve Doğu Türkistan'da halkın inancı ve milli kimliği
sembollerinin tamamen tahrip edilmesi gibi cinayetleri işlemektedir. İşgal için bu tür politikaların sonucu 73 yıldır milyonlarca Doğu Türkistan halkını şehit etmiştir, yok etmiştir. Katilçi Türkistan'dan defol! 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 Doğu Türkistan işgal edildiğinden beri bugüne dek işgal için asıl toprak sahipleri olan Uygur ve diğer Türk toplulukları doğrudan öldürme, yargısız infaz, muhabbet hapis gibi yollarla soykırımı tahsis etmektedir. Her çeşit bildir ki işkenceler, iç organların çalınması, tecavüz, hakaret, ırkçıl politika, hukuksuz tutuklama, dini inanç hürriyetlerinden mahrum bırakma, mal varlıklarına el koyma, alimleri, kanaat önderleri, aydınlarımız ve bütün toplumun değerlerini yok etme, zindanlarda çürütme, zorla kurtarç ve kısırlaştırma, cami ve kutsal mekanlarımızın tahrip edilmesi, Doğu Türkistanların içindeki fabrikalarda köle işçi olarak zorla çalıştırılması, aileleri parçalama, çocuk kampları, ebeveynleri kendi çocuklarını eğitme ve dil kültürlerini tanıtma haklarından mahrum bırakılmaktadır. Ebeveynleri öldürülen yahut kamplara kapatılan çocuklar Çinlilere zorla evlat olarak verme gibi zulmü uygulamaktadır. İşgalci Çin Doğu Türkistan'da uygulamakta olduğu tüm bu vahşi cinayetleri işleyerek evrensel insan hakları beyannamesindeki tüm maddeleri ihlal etmektedir. Hatta daha fazlası Doğu Türkistan'da tam anlamıyla bir soykırım suçu işlemektedir. Nitekim 2021 yılında Londra'da hukukçulardan oluşan bir heyetin kurduğu Uygur Mahkemesi'nde Çin işgalci güçleri Doğu Türkistan'da soykırım yaptığı hükmü verilmiştir. 2013 yılında başlayan Çin'in yeni soykırım politikası yeni bir boyut kazanmış. Çin Doğu Türkistan'da toplama kampları inşa etmeye başlamıştı. Şu an Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği kamp sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu kamplarda 8 milyona aşkın Doğu Türkistan Türkleri işgalci Çin tarafından kitlesel biçimde sözde eğitim kamplarında tutsak olarak tutulmaktadır. Doğu Türkistan'da aydınlarımız, yazarlarımız, dini alimlerimiz, ünlüler, gazeteciler ve iş adamları hapsedilmiş, öldürülmüş ve türlü işkencelere maruz bırakılmaktadır. Melek Yuvası adı altında çocuk kampları da inşa edilmiş ve orada da çok sayıda milyonlara aşkın çocuklarımız tutulmaktadır. Doğu Türkistan'ın kendi kimliğini yaşama, evlatlarına öğretim hakları elinden alınmıştır. Bir de Çin'in son 9 senedir yürütmekte olduğu kültürel yıkım neticesinde 16 binden fazla camilerimiz yıkılmış, kalanları da tamamen işlevsiz bir şekilde başka maksatlarla, eğlence maksatlarıyla kullanılmaktadır. Din adamlarımız, alimlerimiz bu şekilde beraber tutuklanarak şehit edilmektedir. Xi Jinping, Çin'in başkanı olarak seçildikten sonra Çin için yeni bir misyon belirledi ve bir yol bir kuşak inisiyatifini ilan etti. O günden bu yana işgal için dünya düzenini bozmaya, uluslararası kuruluşları işlevsizleştirmeye, uluslararası değerleri ve
ilkeleri açıkça çiğnemeye, her türlü yolsuzlukları desteklemeye başlamaktadır. Çin açık bir şekilde dünyaya tehdit oluşturmaktadır. Kahrolsun katil Çin! Kahrolsun komünizm! 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 İşgalci Çin sadece işgal ettiği topraklarda değil, ihraç ettiği ucuz malları ve teknoloji ürünleriyle dünyaya emperyalist değerleri ve değerleri de ihraç etmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü, Dünya Bankası ve diğer uluslararası denge ve ortak değerleri koruma amaçla kurulan kuruluşları istila etmiş ve kendi menfaatine hizmet ettirmeye çalışmıştır. Afrika ve Orta Asya devletlerinde kullandığı borç tuzağı neticesinde bu devletlerin kendi topraklarındaki egemenlik haklarını elinden almış. Liman, otoyolları diğer strateji öneme sahip yerlere el koymuş ve Çin'in ticari projeleri için kullanmaktadır. Son günlerde işgalci Çin Doğu Türkistan'da sözde sıfır Covid politikası kapsamında karantina adı altında çok sert tedbirler uygulamaktadır. Gulca, Korla, Urumqi, Hoten gibi şehirler Çin tarafından tamamen kapatılmış, bölgeden gelen sosyal medya paylaşımdan görüldüğüne göre bu şehirlerdeki halkın tamamen evlerinden çıkmaları yasaklandı. Halkın temel gıda ve ilaca ihtiyaç olan tedaviye ihtiyaçlarının karşılanmadığı, kente üretim ve günlük yaşamın tamamen durdurulduğu, halkın açlığa terk edildiği ve bundan dolayı insanların evlerinde açlıktan dolayı ölmekte olduğu görülmektedir. Çin zulmünden kaçarak Endonezya'ya sığınan ve 2015 yılından bu yana tutuklu olan Uygur Türk'ü Türklerinin 2020 yılı Eylül ayında ve bu sene Temmuz ayında uluslararası kamuoyunun ve Doğu Türkistan teşkilatlarının çabaları ve ısrarla taleplerine rağmen Çin'e iade edilmesi ve ölüme terk edilmesi biz diasporadaki Doğu Türkistanları derinden üzmektedir. Endonezya hükümetinin Müslüman ülke ve insan hakları temel ilkeleri olarak kabul edilen bir devlet olarak 4 Uygur kardeşimizi ölüme teslim etmesinin İslam kardeşliğine ve insan hakları anlaşmasına aykırı olduğunun altını çizmek istiyoruz. Biz bu minvalde Suudi Arabistan, Fas, Tayland ve diğer ülkelerin geri gönderme merkezlerinde senelerdir tutuklu olan Doğu Türkistanlıları insanlık dışı muamelelere ve ölüme maruz kalacağı Çin'e iade etmemeye ve Türkiye'deki ailelerine kavuşturulmalarına izin verilmesini, İslami kardeşlik ve evrensel insan hakları ilkeleri referans olarak davette bulunuyoruz. İnsanlık uyumu Uygurlara sahip çık! 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 Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak her türlü meşru yollarla Doğu Türkistan halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadelemizde devam edeceğimizi buradan belirtmek isteriz. Ve bununla birlikte tüm Doğu Türkistan halkı adına adaleti ve insan haklarını savunan tüm dünyaya sesleniyoruz. Tüm tarafları Çin'in terörizm ve dini aşırılık bahanesiyle devam ettiği bu devlet terörü olan ırkçı tutumlarından insan hak ve ihlalleri, İnanç hürriyeti,
kısıtlamasından ve çağdaş Nazi işkence kampı uygulamasından bir an önce vazgeçmesi için harekete geçmeye çağırıyoruz. BM Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ve BM İnsan Hakları Yüksek Komitesi'ni Doğu Türkistan'da gerçekleşmekte olan bu soykırımın durdurulması için acilen harekete geçmesini ve Doğu Türkistan için özel bir temsilci atanmasını, bağımsız gözleme ekibi göndermesini talep ediyoruz. Ekim ayının ilk haftası BM İnsan Hakları Yüksek Komitesi'nde Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri müzakere etmek üzere açılması planlanan özel oturumda Türkiye, Malezya, Katar ve diğer tüm üye ülkeleri Doğu Türkistan'daki soykırımı durdurmak için Çin'e karşı bizim yanımızda durmaya ve Doğu Türkistanlıları desteklemeye çağırıyoruz. Ayrıca AB, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kurum ve kuruluşları Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirmekte olduğu soykırım suçunun durdurularak Doğu Türkistan halkının ümit ve arzu ettiği hür ve bağımsız bir Doğu Türkistan konusunda bizim de haklarımızın tanınmasına davet ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim.